Maalesef alplerinizin hepsi öldürülmüş. Alp başınız Turgut dışında. Ertuğrul'u bizzat sen obamıza davet edeceksin. İyi düşündün mü baba? Ertuğrul Bey ile ailesini obamıza davet etmek ateşe körükle gitmekten farksız. Ertuğrul Bey akıllı adam diyen sensin baba. Lakin bu işte abimin parmağı olduğundan şüphelenirse pazarda yaşadıklar ortada. Onun için davet edeceğim ki Ural'dan şüphe etmesin. Hayır demesine mani olmak için de öz oğlumu seni ayağına gönderiyorum. Geldiğinde ne olacak baba? Hiç mi şüphe etmeyecek sanırsın? Geldiğinde onu ve ailesini sultanlar gibi ağırlayacağız. Olanları işittiğimizi, müteessir olduğumuzu, dayanışma içinde olacağımızı, katillerin peşine düştüğü vakitte alplerimizi emrine vermeye hazır olduğumuzu söyleyeceğiz. Aksi takdirde ya Ural ölecek ya Ertuğrul. Kardeşim nasıl kıydılar sana? Yapma. Vallahi bir kötü niyetim yoktu benim. Bir adam geldi. Bana bağırdı, verdi. Ne istedi senden? Ertuğrul Bey'e söyle. Gerçekleri öğrenmek istiyorsa Körpınar'a gelsin. Sen de kimsin be adam? Beni Ertuğrul Bey gönderdi. Ona diyecekleriniz varmış. Hakikati anlatacakmışsınız. Deyin bakalım hele. Hakikat neymiş? Yalan söylüyor. Ertuğrul Bey yalnız gelecekti. Nereden biliyor bizim burada olduğumuzu? Öğrenelim bakalım. Ertuğrul Bey'e ne verecektiniz? Anca. Batuhan. Sadık bekçilerinizin yuvasına hoş geldiniz Üstad Nikola D'Artagnan. Tanrı sizleri kutsasın. Vaftiz Cihya, buraya gelme sebebim tahmin edebileceğiniz gibi Ertuğrul. Ertuğrul hakkında bilmen gereken ne varsa hepsi burada yazıyor. Bu defterde yazan her şey bizzat Antakya Haçlı Konukluğundan Üstad Petruccio'nun sözleridir. Üstad Petruccio Ertuğrul tarafından öldürüldükten sonra
Bu defteri Türklerin elinden kurtulan genç bir şövalye bulup bize teslim etti. Son satırları da o yiğit şövalye yazmıştır. Titus'u da o mu öldürdü? Evet. Savaş başladı vaftizci Yahya. Benden ne istiyorsunuz? Ertuğrul'un burada olması tesadüf olamaz. Senden onu derhal öldürmeni istiyoruz. Petrus, sevgili evladım. Hoş geldiniz Üstad D'Artagnan. Hançeri alıp adamlarımızı öldüren Ural'ın kardeşiymiş. Aslan mı? Hayır. Aliyar. Ural'ın emriyle Kayı Alplerini öldürüp kilimleri yakanlar bu adamlar mı? Bunlar beyim. Hepsi burada mı? Burada beyim. Ural'ın yediği haltı bizden gayrı kimse bilmiyor. Değil mi Batuhan? Bilmiyor beyim. Sen bu sırrı taşıyacak kadar adam oldun mu Batuhan? Oldum beyim. Göreceğiz bakalım, göreceğiz. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Ben de seni beklerdim. Hayırdır beyim? Ertuğrul Bey, bu topraklarda düzeni tesis etmek bizlerin vazifesidir der. Haramilerin kolunu kesmek de. Bu yiğit ve şerefli Kayı Bey ile bir olup dirlik içinde yaşamayı dilerim. Bunun içinde ilk adımı bizzat ben atmak istedim. Venediklilerin bizden istedikleri 1500 kilim vardır. Bu kadar kilimi bahar gelene kadar yetiştirmek fevkalade zordur. Ancak iki obanın maharetli hatunları bir araya gelirse o vakit bu işten herkes kârlı çıkacaktır derim. Sen ne dersin beyim?
Kayılara dostluğumuzun nişanesi olarak iş teklif ederim evlat. Bir kez söz ağzımdan çıktığına göre gayrı benim değil Ertuğrul Bey'in ne diyeceği önemlidir. Venedikli tüccarların bizden istedikleri 1500 kilim vardır. Bu kadar kilimi bahar gelene kadar yetiştirmek fevkalade zordur. Ancak iki obanın maharetli hatunları bir araya gelirse o vakit bu işten herkes kârlı çıkacaktır derim. Sen ne dersin beyim? Kayılara dostluğumuzun nişanesi olarak iş teklif ederim evlat. Bir kez söz ağzımdan çıktığına göre gayri benim değil Ertuğrul Bey'in ne diyeceği önemlidir. Her şeyden önce teklifiniz bizi ziyadesiyle onurlandırmıştır Candar Bey. Biz rızkı her daim haktan biliriz. Buna vesile olanlara da anca minnet ederiz. Teklifinize cevap vermeden önce bunu ailemle istişare etmek isterim. Zira onların fikirleri vereceğim kararda etkilidir. Haklısınız Ertuğrul Bey. Bu iki obanın erlerini, hatunlarını etkileyici bir ortaklıktır. Ertuğrul Bey'i ve ailesini ağırlamakta kusur etmeyesiniz. Gün ola, hayrola. Thank you.
Müsaade var mı Üstad Simon? Gel Petrus. Tören için her şey hazır. Geliyorum Petrus. Candar Bey'in Ertuğrul ve ailesini bu gece misafir edeceğini öğrendik. Yaşlı kurt Candar. Turgut ve Alplerine baskını Ural'ın yaptığını öğrenmiş demek ki. Savaşı başlamadan bitirmenin peşinde. Yakında kokusunu alırız. Babamızın en zor vaktinde yetişen bu iş Allah'ın bize bir lütfudur. Lakin merak ettiğim bir konu vardır. Bu işin neden bizim obamıza teklif edildiğidir. Hiçbir ceylan avcıya koşmaz ana. Candar Bey bu teklifi boşuna yapmadı. Bu Alplerimizin kanının diyetidir. İki oba arasında cenk mi var da? Kanın bedeli olsun oğul. Kilimlerimizi yakmak kime yarar düşünün. Kimin işi bozulmuştur. Kilimlerimizi yakıp Alplerimizi öldürenin Ural Bey olduğundan şüphe ederim. Candar Bey oğlunu yaktığı ateş obasını da kavurmasın diye Ertuğrul Bey'imin bu işin peşine düşmesine engel olmak istediğini düşünür Sayma Hatun. Eğer Alplerimi şehit eden Ural Bey'se bunun bedelini ödemeli. Yok eğer Candar Bey bunu biliyor da bu oyuna kalkışıyorsa o zaman gözümüzü dört açmalıyız. Ana, elimizde delilimiz yoktur. Lakin tüm yollar Ural'a çıkar. İspat edene kadar sessiz kalacağız. Bilesiniz ki bu diyarlar tehlikelidir. Ertuğrul Bey'im, eğer bu işi kabul edeceksen işin başında bari anamla ben olalım. Kilimhane'yi çolpanla Ural'a bırakamayız. Kilimhane'nin başında sen olacaksın Halime Sultan. Onlardan tek şartımız bu olacak. Şehitlerimizin kanının hesabını eninde sonunda soracağım. Ben bu işi Frank tüccardan alabilmek için ne vakittir uğraşırım. Niye baba ha? Niye? Sen rızkımızı daha dün çıkıp gelen bir başıbozukla paylaşasın diye mi? Çavdar obası bugünlere düşmanlarını çoğaltarak değil, azaltarak geldi. Baba, kayıdan ne dost olur ne de düşman. Çavdarların gücünden bahsedersin. Lakin bir avuç dolusu yoksulu tepemize çıkarırsın. Bırak bu işi biz halledelim. Buna gücümüz yeter. Ben de bilirim. Gücümüz neye yeter neye yetmez. Bu ortaklık iki obanın da selameti için gereklidir. İtiraz istemem. Aliyar, bu işin başına da sen geçeceksin. Buyruk senindir beyim. Ural da sana yardımcı olacak. Kilimhane'nin, obanın hatunlarının başında kim olacak beyim? Bunu yarın konuşacağız. Hele bir kayılar teklifimizi kabul etsin. Diyeceklerim bu kadardır.
ihtiyar kurduğumuzun bir yanda. Üstelik ticarette ortaklık kurmasını anlayamadım abi. Mühim olan babamın doğru ve adil bir karar vermesi değil mi aslan? İnşallah başka bir niyeti yoktur. Sakin olasın beyim. Herkes eteğindeki taşları döker. Dostunu, düşmanını öğrenmiş olursun. Bunu öğrenmek bana pahalıya patlar Çolpan Hatun. Altınlarımı Ertuğrul gibi bir beceriksizle paylaşmak bana ağır gelir. Ama daha da ağır nedir bilir misin? Hiçbir vakit babamın bu kadar korktuğunu görmemiştim. Neden korktuğunu? Savaşmaktan, kan dökmekten. Buraları titreten adam şimdi korkudan ne edeceğini bilmez bir halde. Bu ortaklığa nasıl mani olacağız? Biz değil, Simon mani olacak. Simon böyle bir şeye niye engel olsun ki? Simon, Ertuğrul gibi başı bozuk asileri her vakit bir tehdit olarak görür. Ertuğrul'un bu işin içinde olduğunu öğrendiğinde değil bir yer, tek bir gölgelik bile vermeyecektir. Beni tercih edecek. Bu defterde Antakya Haçlı Kontluğunda faaliyet gösteren Üstad Petruccio'nun çok kıymetli bilgileri var. Üstad Petruccio ölmeden evvel bize Ertuğrul hakkında çok kıymetli bilgiler vermiş. Yiğitliğiyle, cesaretiyle, peygamberinin dinine olan bağlılığıyla en az bir tapınak şövalyesi kadar asil ve bize yaraşır bir rakip olduğunu göstermiş. Ancak bu yeterli değil. Bu defteri bizim tamamlamamız gerekir. Şu anda bilmediğimiz Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in emrine girip girmediği. Girdiyse bu topraklardaki casusu olup olmadığıdır. Bunu yarın öğreneceğiz. Chömestr İstan. Yanıma gel. Artık bir şövalye olarak aramızda faaliyet göstereceksin. Bir şövalye olarak ilk vazifende Ertuğrul muammasını ortadan kaldırmak için gerekirse kendini feda etmek olacak. Baba, oğul ve kutsal ruh adına seni şövalye ilan ediyorum. Size daima sadık olacağım Üstad Simon. Pazara gelen casusu senin yakaladığını, teşhir ettiğini biliyor. Midilli'ye giderken mutlaka peşine düşecek. Benim kim olduğumu öğrenmek için seni yakalayıp konuşturmak isteyecek. Bundan adım gibi eminim. Kuracağımız tuzakla Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in casusu olup olmadığından emin olacağız. Bu ilk vazifende Şövalye Philip seninle birlikte olacak. Tanrı sizi korusun. Tören başlasın.
bu işi yapmak için iki obada müsaittir beyim. Lakin iki taraf da kendi obasında olmasını isteyecektir. Orta yolu nasıl bulacağız beyim? Orta yol bellidir artık bey. Bu iş için en uygun yer Hanlı Pazar'dır. Sadece bu iş için de değil. Ne düşünürsün beyim? Hanlı Pazar nifak yuvasıdır artık bey. İçine girmeden fitneyi temizleyemeyiz. Orada olup inlerine gireceğiz. Bu çok isabetli bir karardır beyim. Var olasın. Beyim, müsaade var mıdır? Gel hele Bamsı. Sana haberlerim vardır beyim. Otur hele anlat. Tüccarın istikamet nerededir? Beyim, yarın Ayazment iskelesine yeni gelen esirlerden köle seçmek için tüccar Midilli'ye gideceği. Biz de ona yeni bir köle daha veririz o vakit. Tüccarı yem olarak kullanacaklar. İsterler ki Alaaddin'in casusu kapana düşsün. Beyim, biz de o kapanı başlarına geçiririz, sen merak etmeyesin. Hayır Bamsı, istediklerini vereceğiz. Beyim, seni ele geçirmelerine izin mi vereceğiz? Beni değil Bamsı, benim yerime geçen casusu. Bu da Vahdiz Yahya'nın aklını bulandıracaktır. Ertuğrul Bey'imin casusu olduğundan şüphe eder. Anladım, anladım. Sen de yürü, beni yakalayacaklar, ben de tepelerine bineceğim beyim. Seni değil Bamsı. Kim olacak ki beyim? Sen Hanlı Pazar'a git. O seni bulacak. El emeğimiz, göz nurumuz kilimleri burada dokuruz. Kadınlarımız, kızlarımız çalışkandır. Her biri bu işte bir ustadır. Allah emeklerinizi zayi etmesin kızım. Duydum ki burayı sen çekip çevirirmişsin. Elinden her iş gelirmiş. Abinin ticaretini Ertuğrul Bey deyinceye kadar Aslıhan bakardı buralara. Bunun ne yeri ne de zamandır Çoban Hatun. Misafirlerimizin yanında sözlerine dikkat edesin. Mesele nedir kızım? Ertuğrul Bey'in içinde olduğu her konu bizi ilgilendirir. Aslıhan Hatun, Erim Uran'ın Frank'lerle yaptığı anlaşmayı Ertuğrul Bey'e yetiştirince, Ertuğrul Bey daha iyi bir teklif verip kendi kelimelerini sattı. Buna ticaret derler Çolpan Hatun. Beceri ister. Benim dememle olacak iş değildir. Elbette beceri ister. Lakin iyi bir ortak işi kolaylar. Ertuğrul Bey kararını verince rakip değil ortak olacağız. Rahat rahat iletirsin diyeceklerini. Pusatını sıkı tutup kolunun gücüyle değil, yüreğinle vuracaksın. Selamun aleyküm beyim. Aleyküm selam Ali Er Bey. Ömrüm boyunca elin peşinde istiyordum beyim. Umarım aradığını bulmuşsundur Ali Er Bey. İki şey vardır ki sonu bulunmaz beyim. Biri ilim,
Biri akıl der Hazreti Ali radıyallahu anh. Arayışım devam etmekte. Lakin bu diyarlarda yalnızca kan vardır beyim. Kan. Adamları acımasız olur Ertuğrul Bey. Yoksa burada kuşa yem olursun. Talimli olmak lazım. Lakin talimde de merhametli olmak lazımdır Ural Bey. Cenk'te merhamet olmaz Ertuğrul Bey. Hiç beklemediğin anda düşmanın kılıcını sırtına yersin. O vakit dost edinmeye çalış Ural Bey. Dost yeri gelir. İnsanın kardeşi bile ardından gelmez. Bunu en iyi sen bilirsin Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey'im. Biz hazırız. Müsaadenle beyim. Ben hazırlıklara bakayım. Eyvallah Ali Bey. Duydum ki Aslan Hatun senin için başını belaya sokmuş. Tüccarların kilim işini söyledi de yo. Babası onu kilimhanenin başından almış. Sen Aslıhan Hatun'un vazifesini kaybetmesine mi, yoksa bize kilimleri söylemesine mi üzülürsün? Yok beyim. Sağ olsun. Sayesinde kilimlerimizi sattık. Lakin keşke ben de bilseydim. Gidip bizzat ben de sağ ol derdim. O vakit merak etmeyesin. Birbirinizle muhabbet edecek çok vaktiniz olacak. Avuç bastırma için el kadar bile de kovalamaya utanmaz mısın be adam? Ben bastırmanın peşinde değilimdir. Hırsız veledin peşindeyimdir. Ulan seni tanımasam inanacağım yalanına ha. O pis boğazın bir gün başına bela açacak demedim mi ben sana? Allah'ın ayısı. Dur ulan dur, Allah'ın ayısı dur. Gel benimle. Kardeşim benim. Ne ettiler kardeş sana? Ne ettiler? Dilenci olmuşsun. Pek de yakışmış kardeşime. Pek de yakışmış. Nasıl? 2-3 akçe kazanabildin mi? Yok be kardeş. Kimse de vicdan kalmamış. Ne akçesi? Yediğimiz tekmelerle kaldık. Tamam. Seni iyi gördüm ha.
İyice semirmişsin. Semirmesi kardeş. Yok be kardeş. Yok be. Ne semirmesi? Daha düne kadar iki lokma girmezdi gırtlağımızdan. Neyse ki Ertuğrul Bey'imiz kilimleri sattı da. Bilirim, bilirim kardeş. Her bir şeyden haberim var evvelallah. Sen de beni en sağdan dilenci sandın ha. Hep Ertuğrul Bey'imle haberleşirim be. Vay kardeşime. Vay kardeşime maşallah. Maşallah aynı kardeşime maşallah. Ne vakit acılar üzerime binecek olsa, ben de penceremden ufka doğru bakarım. Sanki çok uzaklardan bir atlı gelecek, beni alıp götürecekmiş gibi. Sanki tüm dertlerimden beni uzaklaştıracakmış gibi. Sana kendi ellerimle reyhan şerbeti yaptım. İçini ferahlatır. İkimiz de aynı yere bakar, ayrı şeyler görürüz. Eğer istersen sana kendi hayallerimi gösterebilirim. Ben zaten bugüne kadar başkalarının düşlerini gördüğüm için bu haldeyim. Bundan gayrı kabus da olsa kendi düşlerimi göreceğim. Selamünaleyküm. Müsaade var mıdır kardeş? Aleykümselam Mamsa. Eğer romandan bahsetmeye geldiysen, bilesin ki fikrim değişmemiştir. Sana ne oldu kardeş? Kefere'nin kılıcı etinle birlikte ruhunu da mı denmiştir? Benim ruhumu denen Kefere'nin kılıcı değil. Ertuğrul Bey'in ettikleridir. Onun aldığı kararlar yüzünden sevdiklerimizi kaybettik. Ay kızımın acısı hala yüreğimdedir. Bu da yetmedi. Yurdumuzu, sevdiklerimizi ardımızda bıraktık. Bunca şeyden sonra kendi öz kardeşler onun yolundan yürümezken biz yanımda durduk. O ne yaptı? He? Kendi mallarını satmak için bizi yem etti. Cenk'te yaptığı hatalar yetmemiş gibi şimdi de ticarette canımızı ateşe atar. Ertuğrul Bey benim nazarımda
Ne iyi bir tüccar, ne de iyi bir savaşçıdır. Kardeş, kardeş senin dilin ne söyler? Kardeş, kardeş yoksa yine oyun mu ettiler sana? Aklını mı aldılar başından? Bunlar senin edeceğin laflar değildir. Eğer kardeşimi zehirlediyseniz bu anı başınıza yıkarım. Yeter! Yeter. Benim aklım başımdadır. Hem de hiç olmadığı kadar. Bundan gayrı benim için tek bir yol vardır. O da kendi yolumdur. Ertuğrul Bey yolu sizin olsun. Biz Ertuğrul Bey'imizin yolundan ayrılmayacağız. Bir sözümüz var kardeş. Bir sözümüz var. Sen kardeş o sözü bozdun. Töreyi çiğnedin kardeş. Ahan da bu utanç sana yeter. Hadi bana eyvallah. Bamsar. Bamsar dur. Çok üzgünüm. Ama Turgut'a da hak vermelisin. Az şey yaşamamış, sen de öyle. Belki de ona kulak vermelisin ha? Aslında onun dilini kesmek gerekiyor. Bazen kaba kuvvet çözüm olmayabilir Bamsar. Dilini kesmek yerine aklını kullanıp ona duymak istediğin şeyi söyletebilirsin. Ben pusatlarımla dilini keseyim de sen artık konuşturur musun? Yani yapıp yedirir misin orasını ben bilmem. Biz yani geyik etiyle yaparız. Yemek ister misin? Ben yiyeceğimi yedim. Yiyeceğimi yedim ben. Sen de kötek yemek istemezsen kaçılırımdan. Komik adam. Görürüm ki Turgut sadakatini kaybetmiş. Bir Türk için sadakat ekmek ve aştan daha kıymetlidir. Sadakatini kaybetmiş bir alp ruhsuz beden gibidir sevgili kardeşim. Ama Turgut daha önce bunu yapmış. Sadakatini kaybetmiş. Sonra obasına geri dönmüş. Bunu üstadın defterinde okuduk. Turgut oyun mu eder dersin abi? O bir Türk. Türkler kolay kolay sırt çevirmez. Bunu öğrenmek için ona daha çok yaklaşmalısın. Ne gerekiyorsa yap. Ama sakın aşık olma. O benim için avdan öte değil abi. Umalım da Turgut Alp gemileri yakmış olsun. Gemileri yaktıysa ona yeni gemiler yapıp yeni istikametler çizeriz. Oyun oynuyorsa o zaman gemileri biz yakarız. Teklifinizi düşündük ve kabul etmeye karar verdik Candar Bey.
İki oba için de hayırlı olsun. Lakin bazı şartlarımız vardır. Ben de hayırlı olmasını dilerim Ertuğrul Bey. Şartlarınız nelerdir? Mali işlerin başına siz geçesiniz. Zira ticarette tecrübelisiniz. İşlerin hanlı pazarda yapılması uygun olur. Zira o kadar malı hanlı pazara taşımak güç ve zaman gerektirir. Kilimler hanlı pazarda dokunup istiflenir ve orada satılır. Haklısın Ertuğrul Bey. İki oba da birbirine uzaktır. Ortak bir noktada buluşmak en doğrusudur. Kilimhanenin başına da Halime Sultan'ın geçmesi uygun olur. Hatunlara yol gösterir. Kabul Ertuğrul Bey. Kızım Aslan, gelinim Çolpan Hatun, Halime Sultan'a yardımlarını esirgemeyeceklerdir. Oğlum Aliyar ilim tahsil etmiştir. Dürüstlüğüne kendimden çok güvenirim. Ticarete onun bakması uygundur. Aliyar Bey hususunda zerre şüphem yoktur. O halde geriye bir tek hanlı pazardan yer temin etmek kalmıştır. Oğlum Ural, hanın sahibi Simon'la görüşüp bu işi halledecektir. Ural, yarından tezi yok, Aliyar'la beraber hana gidesin. Aliyar'la Simon'u tanıştırıp kararlarımızı bildir. Kilimhane için bir yer istediğimizi söyleyesin. Peki ya Simon bunu kabul etmezse? Simon bir tüccardır evladım. Parasına bakacaktır. Sen dediklerimi yapasın, gerisine karışmayasın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dokuduğumuz ilmek adedince hayırlı, bereketli ve helalinden kazanç eylesin. Amin. 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 Allah bu iki obayı utandırmasın. Amin. Amin. El Fatiha. Kaybolmamsı kardeş. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Nazım'a bir sadaka beyim. Attığınız her tekme size misliyle geri dönecek. Bekleyin hele. Dilenci.
Beyleri rahatsız etme, yersin tekmeyi. Tanrı seni korusun küçük efendi. Karışma Tanrı'nın işine. Kimi koruyacağını sana mı sor? Defol almayayım ayağımın altına. Müsaade var mıdır artık beyim? Buyur Ali Er beyim. Müsaade Allah'tandır. Bu yakın zamanda ruhunu teslim etmiş birinin dilidir. Lakin benim bazı şüphelerim var beyim. İlminizin kuvvetine dayanarak zehirlenip zehirlenmediğini öğrenebilir miyiz? Öğreniriz Ali Er beyim, öğreniriz. Lakin kimdir bu bahtsız kişi? Allah'ın zavallı bir kulunumdur beyim. Hanlı pazarda işlerim vardır. Sonra obanızı ziyarete geleceğim. Eğer bu dili konuşturursanız, geldiğimde öğrendiklerinizi bana da dersiniz. Eyvallah. Ertuğrul Bey, ortaklığımız iki obaya da bereket getirsin. Amin. Birlikten dirlik doğar Candar Bey. Gayrı bize çalışma düşer. Siz hiç meraklanmayın. Ali Yar'la Ural, Hancı Simon'la konuşup bu işi yoluna koyacaklardır. Ona hiç şüphem yoktur Candar Bey. Aslan Hatun'la Halime Hatun da ellerinden geleni yapacaklardır. Lakin Frenklerin işini bana söylediği için gayrı ona kızmayız. Rızkımız da yolumuz da birdir. Yolcu yolunda gerek. Bizi misafir ettiniz. Hakkınızı helal edin. Yol gidenin olsun. Hakkımız helal olsun. Misafirimiz her vakit başımızın üstündedir. Ne hakkımız varsa helal olsun, siz de helal edin. Helal olsun. Razı geldik, razı gideriz. Obanız şen, dostluğumuz daim, işimiz hayırlı olsun. Ertuğrul Bey yiğit ve dürüst biridir baba. Bu ortaklık iki oba için de hayırlı olur inşallah. Ural'ın dizginlerini elinde tuttuğun sürece hayırlı kalır. Ona göz kulak olasın. Hadi siz de fazla oyalanmayıp yola revan olun. Yola düşmemiz gerek abi. Ben hazırım Ali Er. Bekleyen sensin. Beyim. Talim sırasında bacağı kırılan Alp. Durumu ciddidir. Bacağı şişmiştir. Ne yapacağımızı bilemedik. Ya bu Alplerin de hepsi çürük çıktı. Altı üstü bir bacak. Hallediversinler. Nerededir Batuhan? Ben bir bakayım. Ali Er. Simon'la görüşmemiz vardır. Gecikmeyelim. O yiğit bizim Alp'imizdir abi. Simon beklesin. Kutluca. Batuhan.
Şimdi sıra sende Simon. Ha! 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 Sen benimle alay mı edersin Batuhan? Bu adamın bir şeyi yok. İnim inim inliyordu beyim. Ölecek sandım. Batuhan. Atımı hazırla. Da seni öldürdüm dağların ayısı. Siz de pusu kuracaksınız ve hey hey. Arkanıza da gözleriniz olacak arkadaşlar. Öğrenin bunları, öğrenin. Aklım başımda olaydı kardeş. Sen de kılıcını çekmeden bile çökerdin boğazına. Gerçi bu boyla seni görmek zor olurdu yani. Hayırdır kardeş? Aklını hala bastırmada mı kaldı koca boğaz? Ya ne pastırması kardeş, ne pastırması? Boğaz düşünce kal mı kalmıştır bende. Kardeş, Turgut gene sayıklar durur. Değerli nesi var kardeşim? Turgut başka başka konuşur kardeş. Ertuğrul Bey'im hakkında ağır laflar eder. Sanki yiğit, cengaver Turgut gitmiştir. Yerine içi öfkeyle dolu bir adam gelmiştir. Sen ne dersin? Turgut hep nasıl öyle konuşur? Konuşur kardeş, konuşur. Hem de gözlerimin içine baka baka konuşur. Eğer onun yerinde başka biri olacaktı, ahanda bu iki kılıcımı çoktan sürmüştüm böğrüne. Kardeş, bilirim. Turgut kardeş daha dikiş tutmaz. Olmaz öyle iş kardeş. Turgut Alp acısından öyle konuşur. Dediklerini nasıl derim ben Ertuğrul Bey'ime? Gayrı dilim varmaz benim. Gelin, gelin. Hıncımı sizden alacağım. Yemeklerin yine harika kokuyor Maria. Ama bir erkeğin gönlüne yalnızca yemekle giremezsin. Ne kokusu, ne erkeği Amanda? Turgut'u diyorum. Görüyorum ki aranızdan su sızmaz. Ben de düşündüm ki... Ne düşündüysen yanlış düşünmüşsün Amanda. Turgut misafirimizdir. Turgut? Turgut sen niye ayaktasın? İyiyim ben. İyi misin? Acıktım. Her yerin elek gibi delik deşik, sen hala iyiyim dersin. Hadi git yatağına yat, ben getiririm sana yemeğini. İyiyim derim kadın, anlamaz mısın? Kusura kalmayasın. İçimi kemiren bin bir türlü vesveseyle yatmaktan helak oldum. Odadan çıkmasam delireceğim. Ömrü at üstüne geçmiş bir Alp için halin iyi değildir, anlarım. Siz en iyisi yemeği birlikte yiyin. Hiç itiraz etmeye kalkma. İyileşene kadar Maria'dan kurtuluşun yok. Hala yaşıyorsan ona borçlusun. Thank you.
işe engel olacaksın Simon. Aliyar senden pazarda kilimhane için yer isteyecek. Babam Ertuğrul Bey'e ortak oldu. Ona engel olmalısın. Yoksa anlaşmamız biter. Frankler geldiğinde anlaşmayı bozan sendin Nurhan. Ne çabuk unuttun. O iş başka, bu iş başka. Bana babamın güveni lazımdır. Ertuğrul Bey'in çok bilmişliği değil. Sen Ertuğrul bilmezsin. Eğer buraya gelirse her şey biter. Esas Ertuğrul'u bilmeyen sensin. Gözünü öfke bürümüş. Bir de bana akıl veriyorsun. Hele bir gelsin bakalım Ertuğrul Bey. Ne diyecek? Ertuğrul Bey lütfedip buraya gelmedi. Aliyar birazdan burada olur. Ona Ertuğrul Bey'le bu işin olamayacağını söyleyeceksin. Ve mesele kapanacak. Simon. Sen Turgut Alp olmalısın. Sen kimsin? Ben Candar Bey'in oğlu Aliyar. Ertuğrul Bey'in obamızda misafirimizdi. Senden çok bahsetti. Geçmiş olsun demek istedim. Bana ölen alplerime bunu yapanları bulmak yerine misafirliğe mi gider Ertuğrul Bey? Anlaşılan beyimizden fayda yok. Tez iyileşip bana bu kancıklığı yapanlardan hesap sormalıyım. Ne vakittir. Size diyeceğim vardır Hacı Simon. Buyur Turgut abi. Kardeşiniz Maria ile bana yaptığınız iyiliği ömrümce unutmayacağım. Sana ve alplerine bunu yapan eşkıyaları bulup hesabını soracağım. Bundan emin olabilirsin Turgut abi. Olursa benim de haberim olsun. Haberin olacak Turgut abi. Geçmiş olsun Turgut Alp. Seni iyi gördüm. Eyvallah. Turgut yemeğe kendi gelmek istedi abi. İyileşiyorsun demek ki. Maria Hatun sayesinde. Yakında o bana dönersin. Hı? Ben obamın alpbaşıydım. Alplerimin kanının hesabını sormadan hiçbir yere dönmeyeceğim. Müsaadenizle. Turgut tehlikeli adam. Onlara bunu yapanlardan hesap soracak. Kararlı. O eşkıyanın yerinde olmak istemezdi. Kardeşim Aliyar. Konuklanalım burada.
Kaldır. Nefesin kesilene kadar vaktim var. De bakalım. Şövalyeyi pazara getir dayan kimdi? Kimdi? Görelim bakalım. Sultanın köpeği kimmiş? Lanet olsun. Ertuğrul değilmiş bu. Sizin gibi bir alimi bu acımasız pazarda görmek ticaretimize değer katacaktır. Eyvallah. O vakit abim Candar Bey ve Ertuğrul Bey'in taleplerini söylemiştir. Ben de o konuşmada olmak isterdim. Lakin ağır yaralı bir Alp'e bakmaya gittim. Alp için üzüldüm Ali Yar Bey. Ural Bey taleplerinizi iletti. Dediğim gibi babam vazifeyi Ali Yar'a verdi. Bana da ikinizi tanıştırmak düştü. İkinizin nicedir ticaret yaptığınızı bilirim. Bir hukukunuz vardır. Lakin iki obanın ortak kararıdır. Bu iş namusluca vaktinde yapılacaksa bizim kurallarımızla olur. Nihayetinde ben tüccarım. İşime bakarım. Öte yandan Ural Bey de haklı. Ben Ertuğrul Bey'i tanımam etmem. En doğrusu onu da dinlemektir. Lütfedip gelirse ortak bir karara varabiliriz. Ertuğrul'u beklerken hiç tanımadığımız bir Türk çıktı karşımıza. Üstad Simon bu işe çok bozulacak. İşte sultanın casusu da kendine gelmeye başladı. Kimsin sen Türk? Kabusunuz. Sen mi? Kabusun ha? Sen benim için ancak tatlı bir diş olursun. Kanını yavaş yavaş toprağa akıttığın vakit. O vaftizci Yahya'ya selamımı söyle. Nereden biliyorsun vaftizci Yahya'yı? Ona de ki en yakın vakitte gelip inini başına geçireceğim. Onun da sizin gibi çomarların da mezarı olacak o pazar. Öyle yüzünüzü gözünüzü kapatıp da elimden kurtulamayacaksınız. Çünkü ben sizin ciğerinizi biliyorum. Thank you.
Hakkınızdaki her şeyi biliyorum. Aldığınız her nefesi, attığınız her adımı. Cehenneme çevirdiğiniz bu topraklara sizi gömmeden durmayacağım. Öldürün bu adamı. Gitmeyecek miyiz? Yok kardeş, yok. Onlar Ertuğrul Bey'in casus olmadığı haberini götürürler. Bizim de istediğimiz budur. Ne? Mamsı kardeş anlatır sana. Kardeş, bunu anlatsan da anlamaz ki. Anlattığını da anlamadık mı Mamsı Halip? Kardeş, ben senin bıyıklarına kurban olurum kardeş. Ben sana takılırım. Sen kızmayasın. Kızmıyorsun kardeşim. Kardeşim. Hay kardeşim benim. Maşallah. Sen iyi misin kardeş? Hele dur kardeş. İki kötek yedik diye ölmeyeceğiz ya. Allah'ın ayısı. Ya, ya kardeş. Nicedir böyle tatlı laf duymamıştım. Sen bir daha de hele bakayım. Allah'ın ayısı. Kardeş. Ne edeceği adamlar da kaçtı. Biz vazifemizi yaptık kardeş. Yaptık mı dersin? Yaptık tabii kardeş. O Tristan'la Amdo'muzu gidip üstadlarına haber edecekler. Hava kararmadan siz de işinizin başına kardeşler. Ertuğrul Bey'im sizden haber bekler. Eyvallah. Eyvallah kardeş. Eyvallah. Kardeş. Yarim nasıldır? Çiçeğimi soldurmadınız ya. Kardeş, yarın iyidir. Çiçek hatun iyidir. Gözün arkada kalmıyor. Tez vakitte de kavuşursunuz inşallah. İnşallah. Hayır kardeşim. İnşallah. Sen ne edeceksin? Dağlar benim meskenimdir kardeş. Bir müddet daha ortalarda görünmeyeceğim. Allah yardımcınız olsun kardeş. Gel kardeş ya. Eyvallah kardeş, eyvallah kardeş. Hadi bakalım.
Halimem. Ne vakittir baş başa kalıp laflayamazdık. Bu yüzdendir obaya anamlardan ayrı gitmek istemem. Neden kaçırırsın o güzel gözlerini benden Halimem? Ne vakittir başımız dertten kurtulmadı beyim. Seninle böyle gezmek beni heyecanlandırdı herhalde. Ondandır bu hallerim. Araya giren yollar, haller, vakitler, seven gönlün katığıdır. Aşkımıza güç katar. Ertuğrul Bey'im, benim sana bir diyeceğim var. Değerlimem. Oğlumuz Gündüz. Gündüz'ün başına bir hal mi geldi yoksa? Gündüz'e bir kardeş gelir beyim. Yüklüyüm. Hayırlısıyla bir evladımız daha olacak. Öyle bir haber verdin ki, yedi düvel bir olsa yine de canımı sıkamaz. Canını sıkmaya geldik yiğidim. Neymiş o güzel haber? Bize de deyin de sevinelim. Halimem, ne zaman bana evladımızın olacağı haberini versen, hep başımıza bir musibet gelir. Her evladımız nasibiyle gelir. Bu sefer de kısmetimize 3-5 çapulcu düştü. Ne istersiniz buradan sizler? Ne hele siz kimsiniz? Biz kayılardan Ertuğrul Bey'in altlarıyız. Buralarda hükümleri biz veririz. Sökül altınları. Ne gülersin be? Ertuğrul Bey derim, duymaz mısın? Canınızdan mı olmak istersiniz? Verin altınları, başlayalım canınızı. Yaklaşma! Deşerim. Demek Ertuğrul Bey'in alplerisiniz ha? Ertuğrul Bey'i iyi tanırsınız. Bizi duydun. Bizi o yetiştirdi. Bakalım iyi yetiştirmiş miyim sizi? Soysuz, en mutlu günümde senin pis kanınla elimi kana bulamayacağım. Lakin eğer bir daha benim obamı ya da adımı ağzına alarak eşkıyalık ettiğini duyarsam peşine düşerim. Peşine düşersem kelleni almadan dönmem. Anladın beni?
namus yürür Halime. Soyumuzun evlatları bu namı daha da yücelteceklerdir. İnşallah bey. Şimdilik bu haberi daha obada kimseye vermeyesin. Vakti geldiğinde hak ettiği şerefiyle veririz. Sen nasıl uygun görürsen bey. Hadi gidelim babamıza. Allah Allah! Boyumuz boylansın, soyumuz soylansın. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam İshak, gel. Keklikleri getirdim beyim. Keklikler ne için Artuk Bey? Rahmetlinin kanında zehir var mıdır, yok mudur? Onu bize bunlar diyecek İshak. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dil kimin olabilir? Düşündüğün biri var mıdır beyim? Ertuğrul Bey'imin düşündüğü vardır İshak. Kim? Orasını bilmem. Lakin Ertuğrul Bey, Toktamış Bey'in Candar Bey ve ailesini durup dururken öldürmeye kalkması Aliyer Bey'in belli ki aklına yatmamışlar. Eyvallah beyim. Lakin yine de ölü bir insanın dilini kesmek. Dinimiz bu hususta ne der, kendime sormadan edemedim. Böyle muvazalı hususlarda Semerkantlı Maturidi Hazretlerinin bize öğrettiği gibi İslam'ın ışığıyla aydınlanan aklın yolundan gitmek mecburiyetindeyiz İshak. Gitmeliyiz ki İslam'ın ışığından da aklın yolundan da sapıp karanlıklarda yolumuzu kaybetmeyelim. Eyvallah beyim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Ertuğrul beyim. Hoş gördük Dündar. Emanet ettiğim makamının, otağının ve obamızın namusunu emrettiğin üzere geri teslim edelim beyim. Emanet makbul müdür beyler? Makbuldür beyim. O halde hoş gördük. Su yolu ne alemdedir? Gelirken hala çalışmanın devam ettiğini gördüm. Su yolunu Dündar Bey'in dediği gibi yaparız beyim.
Tepenin eğimini kullanarak obanın ağzına kadar su getireceğiz beyim. Ne vakit biter Dündar? 3 güne biter beyim. Artık obamızın kadınları su için o kadar yol yürümeyecekler. Ağıllar ne durumda? Kışın eli kulağındadır. Kısa zamanda bitireceğiz. Kış gelmeden, hayvanlar telef olmadan bitireceğiz inşallah. Emrettiğin gibi yaş ağaçları kesmeden bu meseleyi hal yoluna koyacağız inşallah. İnşallah. Beylerin söyleyeceği yoksa beyler gidebilir. Ben yokken bir vukuat oldu mu Dündar? Merak etmesin abi. Her şey yolundadır. Yalnız Haçaturyan ustayı kırmayıp son bir kez daha madeni aramak için Samsa ve Kayap'le beraber gönderdim. Göndermesem kahrından ölecekti adam. İyi, iyi etmişsin. İnşallah aradığını bulur. İnşallah. Altınlar ararken biz de kaybolmayalım be usta. Bana güven Samsa. Buraları avucumun içi gibi bilirim. Altının kokusunu aldım. Çok yakında. Altın kokar mı be usta? Almasını bilirsen kokusu. Duymasını bilirsen sesi. Görmesini bilirsen ışığı vardır evlat. Usta doğru der Kaya. Ben de kekliğin kokusunu bir ok atımı mesafesinden alırım. İşte şimdi beni anlamaya başladın. Çok uğraştın ama inşallah bulacaksın. Altın avcısı Haçaturyan usta. Bulmak zorundayım be evlat. Ertuğrul Bey'ime sadece bir can değil, onurumu, şerefimi de borçluyum. Altını bulsam da bunları ödeyemem. Ama en azından obaya bir faydam dokunur. Hadi.
Beyim, Aliyar Bey geldi. Buyursun Abdurrahman. Obama safalar getirmişsin Aliyar Bey. Eyvallah Ertuğrul Bey'im. Buyurasın. Hancı Simon'la konuştum Ertuğrul Bey'im. Ne der teklifimiz için? Ertuğrul Bey de buyursun gelsin. Yarın hep beraber oturup konuşalım der. Sen ne dersin Aliyar Bey? Oturup konuşmakta fayda var derim beyim. Neticede Simon bir tüccar. İşinin emin ellerde olduğunu bilmek ister. Ya Ural Bey? O ne der? Sonuçta bu teklifi Candar Bey'in zoruyla kabul ettiği aşikar. Abim Ural'ın bir yanlışını görmeyeceksin beyim. Her daim işin başında ben olacağım. Aslan bacım da. Bundan emin olasın. Eyvallah Aliyar Bey. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Aleykümselam. Buyur Artuk Bey. Hoş gelmişsin Aliyar Bey'im. Eyvallah Artuk Bey'im. Senden ricacı olduğum meselede bir neticeye vardın mı? Vardım Aliyar Bey'im, vardım. İshak getiresin hala. Buyur Bey'im. Ertuğrul Bey'im de herhalde meseleyi bilir. Bilirim Aliyar Bey. Artuk Bey bahsetti. Yazık. Kimin dilidir o? Konya'dan gelirken tanık olduğum bir mesele Ertuğrul Bey'im. Benden bu meseleyi aydınlatmam için ricacı oldular. Lakin ben fıkıh, astronomi ve matematikte tahsil sahibi olduğum için fazlaca yardımcı olamadım. İnşallah Artuk Bey'imin derin ilmiyle bu meseleyi çözeceğiz. Nasıl bir neticeye vardın Artuk Bey? Kekliklerden birine dildeki kimyadan verdim. Ya öteki keklik? Kimyadan alan keklik öylesine bir çılgınlık haline büründü ki ötekini öldürdü. Ben ömrümde böyle bir şey ilk defa görüyorum. Keklik ki mülayim bir kuştur. O mülayim kuş adeta yaralı bir aslana dönüştü. Öteki kekliği öldürdü, sonra da çırpına çırpına can verdi. Belli ki aldığı kimya onu esrikliğe ve çılgınlığa sevk etmiş. Nasıl bir zehirse sadece içeni değil, çevresindeki herkese zarar veriyor Aliyar Bey'im. Buyur beyim. Bu dili meftanın yanına gömerseniz şayet... Merak etmeyin İshak. Ben gerekeni yapacağım. Eyvallah beyim. Müsaadenle beyim. Dediğin gibi, yarın sabahtan handa olacağım Aliyar Bey. Müsaadenizle beyim. Eyvallah İshak. Ne dersin bu durumlara beyim? Belli ki Toktamış Bey biri zehirlemiş Artuk Bey. Ural Bey mi dersin? Bir kez daha gördük ki Çavdar Obası'nda güvenebileceğimiz yalnızca iki kişi vardır. Aliyar Bey ve Aslan Hatun. Peki ya Candar Bey? Candar Bey obasının selameti için her şeyi yapacaktır. Buna adaleti ve hakkı çiğnemek de dahil. O yüzden Candar Bey'le menzilimiz hiçbir vakit tutmayacaktır. Eyvallah beyim. Bu işin sonu nereye varacak böyle ana? Nicedir elimize böyle kısmet geçmemişti. Bu işle nefes alırız, düze çıkarız. Lakin...
içinde tarifsiz bir huzursuzluk var değil mi kızım? Hem de nasıl ana? Ertuğrul Bey'im Ural Bey'e de Candar Bey'e de güvenmez. Her sözünü tartarak söyler, sen de görürsün. Peki ya Aliyar, Aslıhan? Ana, onlar da aynı otağın, aynı babanın evlatları değil mi? Ya ileride bir mesele dallanıp budaklanıp içinden çıkılmaz bir hal alırsa biz o vakit ne edeceğiz? Aliyar da, Aslıhan da babalarını, ağabeylerini çiğneyip bizim hakkımızı mı savunacaklar? Hem o Aslıhan denen hatun. Ne olmuş ona? Frenklerin kilim işini, kendi obasının çıkarlarını çiğneyip de niye Ertuğrul Bey'e söyledi ana? Belli ki iş ortaya çıkınca babası Candar Bey'i bile karşısına almıştır. Bir de Çolpan denen bir hatun var. Gözleri fel fecre okur. Lakin unutmayasın ki Kilimhane'de sana yardım edecekler. Sen ne istersen hepsini yerine getirecekler. Biz rızkımızın peşindeyiz kızım. Her Allah'ın günü ırgat gibi pazara gidip kilim dokuyacağız. Bundan sonrası Allah'ın takdiri Ertuğrul Bey'in işidir. Atlarımızı batıya sürdükçe dünya düzeninin değiştiğini görür oldum. Doğunun da batının da tek hakimi altındır Turgut. Tanrımızı içimize gömdüler. Üstünü de altınla örttüler. Hristiyan dünyasının haçlı savaşları aslında sadece altın içinde. Bu düzene ayak uyduran ayakta kalır. Uyduramayan da ölüp gider. Çöldeki bir semender gibi. Esamesi bile okunmaz. Görmek isteyene her daim yeni kapı açılır. Yeter ki gözlerini açık tutsun her kişi. Demek buradaydınız. Altının cihana nasıl hükmettiğini, insana nasıl yeni fırsatlar sunduğunu konuşurduk abi. Hele ki sizin gibi büyük ve cesur bir savaşçıya. Sizin gibi büyük ve cesur bir savaşçının yaptıklarını elbette herkes bilecek, duyacak. Ertuğrul Bey'le birlikte o Moğol pisliğine neler yaptığınızı herkes biliyor. Adı neydi? Noya. O Noyan itinden kurtulana kadar Ertuğrul Bey'in yaptığı hatalar yüzünden kaç canımızı yitirdik bilseniz öyle demezdiniz. Ertuğrul Bey'in basiretsizliği senin yiğitliğine gölge düşürmez Turgut Alp. Tapınakçıların vücudunda bıraktığı izler o soysuzlarla nasıl mücadele ettiğini gösteriyor. Sen nereden biliyorsun bunu?
Tapınakçıların papa soysuzunun emrinde halkımıza neler yaptığını en iyi ben bilirim. Nasıl işkence ettiklerini de. Tapınakçılar bütün ailemizi katletti. Sadece Maria ile ben hayatta kaldık. Sırf papanın inancında olmadığımız için bütün ailemizi katlettiler. İsa'ya olan bağlılığımız ve inancımız ailemizi kurtarmaya yetmedi. Başınız sağ olsun. Üstad Simon, bir misafiriniz var efendim. Müsaadenizle. Sultanın casusu kaçmış. Üstad Simon. Ertuğrul'u elinizden nasıl kaçırdınız? Sultanın casusu Ertuğrul değil. Ne dedin sen? Onu yakaladım. Onunla konuştum. Ertuğrul değildi. Sonra adamları geldi. Adamlarımızın hepsini öldürdü. Tristan olmasaydı ben de ölecektim. O halde yüzünü gördüm. O zaman söyle. Peki kimdi? Kim olduklarını öğrenemedik. Ama o senin kim olduğunu biliyordu Üstad Simon. Ne dedin? Bana vaftizci Yahya'yı sordu. Mekanına gelip başını yıkacağını söyledi. Sultanın casusu Ertuğrul olmadığına göre Üstad Petruccio ile Şövalye Titus'un intikamını almalıyız. Ertuğrul yarın mutlaka ölmeli Üstad Simon. Ertuğrul yarın benimle görüşmeye gelecek. Gerekeni yapacağım. Bütün tedbirleri alın. Hanın içinde ve dışından gereken bütün tedbirleri alın. Emrim olmadan kimse hareket etmeyecek. Neden hemen harekete geçip bu işi bitirmiyoruz? Çünkü bulduğunuz adamın sultanın casusu olduğundan emin değilim. Sonra da beyim, köle taciriyle o dövüş orozu kılıklı herifin kaçmasına müsaade ettik. Doğan nerede? Vazifesini yerine getirmiştir beyim. Şimdi saklanır, senden emir bekler. Sultanın casusunun sen olmadığını artık inanmışlardır beyim. Sultanın casusu olarak karşılarında seni değil de Doğan'ı görünce şaşırmışlardır. O kadar emin olamayız Dündar. O halde o vaftizci Yahya denilen adamın işini hemen bitirmeliyiz beyim. Ortodoks Rumların arasına gizlense de tapınakçıların adamı olduğu aşikardır beyim. Kuzu postu giymiş bir kurt. Seni öldürmek isteyeceklerdir beyim. Ayağına kadar çarmaların nedeni de budur. Biz yine de gideceğiz Dündar. Ya bir tuzaksa? Seni orada öldürmek isteyeceklerdir beyim. Bu çok tehlikeli. Hakkında istediğim her şeyi öğrenene kadar yaşamasına izin vereceğim. Eğer beni öldürmek isterse onu öldürmekte tereddütüm olmayacaktır. Yarın o hana gideceğiz. Kim öle, kim kala hep beraber göreceğiz. Beyim, Haçaturyan Usta seni görmek ister. Gelsin Abdurrahman. Gel Haçaturyan Usta.
Size çok iyi haberlerim var beyim. De hele. Tanrı'nın yardımıyla madenin yatağını bulduk sanırım. Daha ne kadar altın var bilmem. Ama çalışmak lazımdır. Güzel. Bundan kimsenin haberi olmasın Çaturyan Usta. Ser ver, sır verme. Oraya hangi alplerle gidiyorsan aynı alplerle gitmeye devam edesin. Emrin olur beyim. Her ne olursa olsun, yarın Simon'la bu meseleyi halledesiniz. Ural. Buyur baba. Sakın ola, Aliyar kardeşini çiğneyip işi yokuşa sürmeyesin. Obamız için hayırlı olan neyse arkasındayım baba. Gördüm ki hayırlı olan senin o mübarek dudakların arasındaymış. Çoban, sen de Halime Hatun'un sözlerinden çıkmayasın. Merak etmeyesin bey. Müsaadenle beyim. Senin bir diyeceğin var mı kızım? Halime Sultan'ın kilimdeki, dokumadaki ustalığını nicedir duyardım. Şehzade babasıyla nice memleketi gezerken çok şey öğrenmiştir. Böylece bildiği, tecrübe ettiği ne varsa biz de öğrenmiş oluruz baba. Aferin kızım. Kibirle değil, akılla bir işe bakınca her daim kazançlı çıkarız. Aliyar, senin bir diyeceğin var mı? Verdiğin karar en başından doğrudur baba. Bizim obanın hatunları bu dar vakitte onca kilimi yetiştiremezlerdi. Simon'a gelince, Ertuğrul Bey'le yarın bu işi halledip çalışmaya başlarız baba. Hayırlı olsun. Gayrı ok yaydan çıkmıştır. Varıp tam da senin kalbine konmuştur beyim. Bu babamın kaçıncı tuzağı, kaçıncı ihanetidir Çolpan Hatun? Artık sayamaz oldum. Sen obamızın başına musallat olacak Ertuğrul belasına haddini bildirdin. Kilimlerini yakıp kayıların bize rakip olmasına mani oldun. Dünyanın düzeni buysa gerekeni yaptın. Lakin baban bunun kıymetini idrak edemez. Ertuğrul korkusundan onu da, avradını da, o çok bilmiş anasını da başımıza musallat ettin. Binlerce altın kazanacağımız o işi altın bir tepside gitti ona sundu. Ama bilesin ki bu işin de altından kalkacağım. Babam da, Aliyar da, Aslan da boylarının ölçüsünü alacaklar. Sonra diyelim bu belayı savdın. Sonra ne olacak? Babandan, kardeşlerinden kim bilir daha ne tuzaklar, ne ihanetler göreceksin. Belli ki baban kardeşlerini senin önüne koyar. Seni peşlerine takar. Onlara itimat sana tımar düşer. Dedim ya, boylarının ölçüsünü alacaklar. Senin için rahat olsun. Senin yanında her daim içim rahattır beyim. Lakin Aliyar ve Aslıhan oldukça asla emin olamayız. Obamızın yolu uzun ve kutludur hatun. Biz büyük ve güçlü bir obayız. Zayıfların hükmü altında, keferenin kılıcı altında mevsimsiz düşen bir kar tanesi gibi eriyip gideriz. Ama erin Ural buna asla müsaade etmeyecek. Nasıl? Gayrı,
Bu obada iki kardeşim de yaşayacak yüz bulamayacaklar kendilerinde. Babam da yalnız kalacak. Nasıl olacak bu? O çok itimat ettikleri Ertuğrul sayesinde. Yarın öyle bir oyun oynayacağım ki ona rezil rüsva olacak. Simon da gidecek, böcek gibi ezecek onu. Mis gibi kokarsın hatun. Sadece senin için değil. Hoş geldin beyim. Hoş bulduk Halime Sultan. Hala tedirgin misin Halime Sultan? Ural Bey belli ki bu işe taş koymak için elinden geleni yapacak. Simon tüccar adam. Eninde sonunda alacağı altına bakacaktır. Ural Bey'in gözyaşlarına değil. Öyle haklısın. Ya Aslıhan? Ne olmuş ona? Beyim çok mu saf yoksa çok mu akıllı, ben bir türlü anlayamadım. Ne demek bu Halime? Frenklerin gelip de kilim alacağını sana söyleyen Aslıhan Hatun'du. Böyle bir şeyi niye yapsın beyim? Sen ne düşünürsün? Bilemem beyim. Lakin belli ki sana karşı... sana karşı olan saygısı Aliyar Bey'e olan saygısı kadar büyüktür. Bunu görürüm. Bir yanda Çolpan'la Ural, öte yanda Aliyar'la Aslıhan. Düşündüğüme gelince beyim, Candar Bey'in evlatlarının arasına girdik. İşimiz hiç kolay olmayacak. İşin başında sen oldukça her şey hallolacaktır Halime Sultan. O yüzden senle anamın işin başında olmasını istedim. Yoksa bu işin yürümeyeceğini ben de bilirim. Hem sizin sayenizde Çavdar Obası iyi kilim yapmayı öğrenecek. Hele bir Simon'la anlaşalım. Abimle Toktamış Bey'in arasındaki mesele neydi aslan? De hadi. Simon'un pazarı mıydı mesele? Evet. O uğursuz pazar. Aralarındaki husumeti büyüttükçe büyüttü. Ne oldu? Anlat bacım. Ural'ın haksız kazanç elde ettiğini öğrendi Toktamış Bey. Ural bir yanda, Çolpan bir yanda. Bu işin altından nasıl kalkacağız abi? Çolpan Hatun'a sen... abime ben göz kulak olacağım. Yanlış bir şey duyarsan hemen bana haber edesin aslan. Merak etme abi. Vay vay vay.
Hayırlı geceler. Sana akıl vermeye geldim Aliyar. Ertuğrul'un kuyruğuna takılıp da başımıza nice belalar getirmeyesin. Bugün bu pazarda malımızı, hayvanlarımızı satabiliyorsak bunu Simon'a borçluyuz. Yoksa Ertuğrul'un obası gibi açlıktan nefesimiz kokardı. Ertuğrul bugün var, yarın yok. Ama Simon her daim bu pazarın başında kalacaktır. Abi. Simon'la bir olup obamızın rızkını çaldığın doğru mu abi? Bunu Aslan mı dedi sana? Yarın iki oba bir olup büyük bir iş yapacak abi. Hepimizin buna ihtiyacı var. Sakın, ama sakın ardımızdan bir iş çevirmeyesin. Abi. Zalimler yanı başımda cirit atarken ben siyaseten beklemek zorundayım. Ağır gelir. Zul gelir bana. Düşmanın gözlerine bakıp vakti gelene kadar o pusatı kınından çıkarmamaktır maharet. Düşmanın da alt edilmesinin bir vakti vardır elbet. Düşmandır seni yiğit eyleyen, aslan eyleyen. Pusatım ne vakit kınından çıkıp zalimlere dünyayı dar eyleyecek? Zulüm de türlü türlüdür evlat. Kılıcın zulmüne pusat dur der. Hilenin zulmü tuzaklarla, akçanın zulmü de akçayla bitirilir. Beyin mahareti, şeytanın sağdan mı soldan mı yaklaştığını iyi bilmekten geçer. Beylik meşakkatli yükmüş. Kuyuya bırakılan Yusuf'la ataşlara atılan İbrahim, çilelere neden maruz kaldı sanırsın? Kuyu olmasaydı Yusuf, çile olmasaydı insan insan olmazdı. Ademoğlunun imtihanı da türlü türlüdür. Kimi kuyudan Yusuf çıkar, kimi de huzurdan şeytan olup kovulur. İmtihanın çetindir evlat, çetin. Beylik makamı için hilelerle tanışıp adaletin kıymetini bilmen gerek. Tuzaklara düşüp oyunları bozmayı öğrenmen gerek. Vefasızlığı, ihaneti yaşayıp sadakati, samimiyeti idrak etmen gerek. Sonra düştüğün kuyudan çıkar, kendi mülkünün sultanı olursun inşallah. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Rabbim bileğine kuvvet, gönlüne cesaret ve aklına berraklık versin. Ya Rabbi, çıktığımız gaza yolunda tuzakları bertaraf eyle. Düşman karşısında uyanık olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, pusatımıza Zülfikar kudretini, yüreğimize Hazreti Ali cesaretini ver. Kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme. Yalnız senden yardım diler, yalnız sana boyun bükeriz. Bizi sensiz bırakma Allah'ım. Ya.
Büyük gün geldi abi. Bizim için büyük gün Kudüs'ü Müslümanların elinden temizlediğimiz gündür. Süleyman'ın tapınağını ihya ettiğimiz gün. Senin gibi şövalyeler oldukça o gün yakındır. Birazdan kadim düşmanımız Ertuğrul gelecek. Bazen düşmanlarımız en yakın dostlarımız olabilir. Onlarla iş yapmak zorunda kalabiliriz. Kilimhane açma teklifini kabul edecek misin? İyi bir teklifte bulunursa neden kabul etmeyeyim? Ural bu işe köpürecek. Güzel. O zaman ortalık karışır. Biz de bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Maria Turgut'un yanından ayrılmaz olmuş. Herhalde gönlü düştü Yiğit'e. Turgut'u yaralı bulup getiren Maria mıydı? Yanında Filip de varmış. O vakit hançeri ikisinden biri bulmuş olabilir. Bunu mu diyorsun yani? Maria oynak hatundur. Aklı çalışmaz öyle şeylere. Hem nereden bilecek Batuhan'ın hançerini? Bu işte olsa olsa Filip'in parmağı vardır. Eğer Filip'in işi ise de... Simon'un da bu işte parmağı vardır. Hiç şüphen olmasın. Dediğim hırsızları ayarladın mı? Hiç zor olmadı. Üzerindeki kesede kıymetli taşlar var demem yetti de arttı bile. O vakit... Tekrar geleceğim. Seni hep bekleyeceğim Ural'ım. Yeter ki sen beni sensiz bırakma. İyice gözü karartmıştır. İsa aşkına, Muhammed aşkına şu fakire bir sadaka. Kuşlar üstadın balkonuna tünediğinden beri kargalar iyice azgınlaşır oldu. Tanrı ve tüm azizleri yanınızda olsun Yiğit. Allah inananları ve onun uğrunda cenk edenleri korusun ihtiyar. İsterim. Ha, anladım, anladım beyim. Beyim, önce işimizi halledip sonra uzun uzun görsek olmaz mı beyim? Ben de kardeşimi özlemişimdir. Lakin içeride bizi ne bekler bilmez üpeyim. Ertuğrul Bey, hoş geldiniz. Hancı Simon da sizi bekler. İyi vakit. Varsın. Haddini bilmez bir sarhoşun marifeti beyim. Haddini bildirmişsindir o halde.
beyin mahareti, şeytanın sağdan mı soldan mı yaklaştığını iyi bilmekten geçer. Ben Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Tüm alemi cihan bilsin ki rızkıma tasallut eden köpek cezasını çeker.